Herkese merhabalar. Bugün Babylon filmini inceliyoruz. İncelemeye Maalesef. çalışacağız. Maalesef yapmamız lazımdı. Değil Evet. mi? Yani ilk spoilersı sonra spoilerlı yaparız yine. Bakalım. Bir de Yani başta pek bir konuşuluyor. Yönetmen Damien Chazelle ile ilgili Ufak bir yorumumuz ve evet yaparız. incelememiz Çünkü bizim gibi için özel bir isim. özel bir... Öyle yani. Öyle çok Harbi özel bir yönetmen. hayatımızda büyük bir Evet. noktaya şeye sahip. Evet. Yok. Değil bu arada. Bok gibi. Artık söylüyorsun. Diyeceğim de Evet. yok yani yine de ayıp adama şimdi o kadar. Kusursuz bir yönetmen olamaz değil mi? Olur mu? Ya şu an Charlotte Wells öyle. Bir film var Bir filmi var tam bir kusurlu da film. Bir, yani en azından bir 3-4 filmi olanlardan yola çıkarsak. Mesela üç benim film olan var. şey var. Gerçi hiç film yok daha çıkartmamış da. Eren Can Koç diye çok sevdiğim. Bayağı iyi diyorlar Evet ona abi. ama Evet. bilmiyorum. Bir Ama henüz 15 seneye falan bayağı 15 sene patlayacak. patlayacakmış diye bir duyum aldım ben de. 35 Bakalım. civarı kanka. Bir 35 müzikalle yaşında. patlayacak o, sen rahat Müzikal ol. mi? Tabii Öyle mi canım. planlıyor? Tabii Ne, tabii. neden müzikal? Ben planlamıyorum. Kim planlamıyor ki? 3 filmli yönetmen bayağı iyi var bu arada. Ben sana söyleyeyim. Söyleyin buyurun. Damien Şöyle, 3 Chazelle. film. İlk 3 filmini sayarsak. Babylon'u Evet. İlk 3 filmi saymazsak bayağı sayarsak. iyi yönetmen. Bayağı iyi. Senin için bayağı iyi mi? Whiplash'ı da sayıyor musun sen? Whiplash iyi bence. Hı-hı. Bayağı iyi demem. La La Hemen. Land bayağı iyi. First Man bence mükemmel bir film zaten. Başyapıt diyorsun. Benim için Baş direkt. diyorsun. Benim o Letterboxd'a bak, birinci sırada duruyor. Bakmayacağım. Kimse bakmıyor. Kimse beni siklemiyor ya. Letterboxd'a Letterboxd'a bakın bak falan diyorsun. Ha, kimse bakmıyor tamam. Arada da Kimsenin umurunda girsinler değil. ya. Girsinler ya. Girsinler tamam. Aşağıya koydu linki. Herkes soruyor bana yayınlarda, abi hangi filmleri seviyorsun diye. Oğlum Öyle mi? Letterboxd var, baksana seviyorum. Bakıyorlar mı? Bakmıyorlar. İşte bu. Bakmıyorlar. Yine cevaplıyorum. Yani. Ama First Man hayatımın en özel filmi arkadaşlar. Senin Benim için için. öyle. Benim için belki lanet olabilir. Evet. La La Land'ı da Güzel. çok severim bu arada. Güzel. Yok baya Bayağı kötü kötü film. bir film. Bir kere müzikal zaten. Yani, Yani iyi olma müzikal. ihtimali yok zaten. Müzikaller bizim için. Direkt başladık ya. Dur bir. Ne diyorduk en son? Hiçbir La La şey Land ne demiyorduk. kadar boktan bir Ne film. kadar boktan Yok. bir film. Şaka yapıyoruz. La La Land'ı gerçekten çok seviyoruz. Özellikle Ege. Aynen. Benim Discord'taki profil resmim Ryan Gosling bu arada, La La Land'den. Aynı ben Sebastian. ya. Aynı Aynı ben bu adam ya. ben. Bu kadar Ya. evet, ezik bir adam görmedim Değil mi? hayatımda. Aynen. Aynı ikimiz olan, Aynı ikimizin de ikimiz ya. ortak kaderleri, Doğru. ortak şeyleri yaşamamız Chandler lazım. Bing ve Ryan Gosling yani. Harbiden Ryan Gosling'in herhangi bir filmdeki hali olabilir bu arada. Hepsinde ezik adam gerçekten. çoğunun da şeyi izlemedim. Onun dışındakiler. Cyberpunk diyeceğim şimdi de neydi lan adı? Runner Ha, ya. Blade Runner'da da ezik. Blade Runner. Onu Bayağı ezik. izlemedim. Blade Runner'da da çok severim. Öyleymiş sanırım. Ona da Blade Runner'da yar daha ezik bu basmamış arada. olma Evet. sanırım. Blade Runner'da daha da ezik bu Öyle arada. mi? Evet. Hadi ya. Ha, doğru diğer yani gerçi bilmiyorum da Ama diğerlerinin en abim azından bir şeyler yaşıyor. benim. Belki de Blade Runner'daki aynı ben olabilir. Öyle düşünürsek Evet, doğru. yani bilmiyorum. Tabii. Neyse. İyi abimizdir. İyi oyuncu. Hiç İyi alakası yok oyuncu. konumuzla şu an ama. Evet. Ryan Gosling dedik. First Ryan Gosling'den geçiyoruz. Başlayalım Man'de mı de direkt? oynuyor Direkt bu arada. başlayalım. First Man'de de oynuyor. Şunu da söyleyeyim. Babylon'da da oynamıyor. Tam pek beğenmiyorum. Justin Hurwitz'ten Justin bahsedelim. Hurwitz Şu başka. ana kadarki bütün Whiplash'te de o değil Whiplash'ta o. mi? Sanırım şimdi sallamayalım da. Ben bilmiyorum. O yüzden yorum Neyse yapmayayım. bak. Öyledir. Emin değiliz. Whiplash'ı Beraber bilmiyorum. çalışıyor. Ama diğer hepsinde Damien Chazelle'le Hepsi. beraber çalışıyor. Bütün besteleri o yapıyor. Soundtrack artisti de o. Ve şu ana kadar bence hepsi çok iyi. La La Land çok iyi. First Man'e ben bayılıyorum zaten. Şarkılarını da, bestelerini Açıp de. ağlıyoruz Açıp ikisinin. ağlıyorum sürekli, evet. İki film nerede? İki filmde valla Sağ öyle. olsun Sağ olsun Damien Justin abim, abim. Justin abim de beraber Justin. ağlatmayız biliyorlar. Evet. Şimdi spoilersız fikirlerimizi vereceğiz. Bu film niye bu kadar boktandı kanka? Ben de emin değilim ama ne diyeceğimi bulamadım. Ne Yani diyeceğimi bulamadım. ben de bilmiyorum. Ben çok Bilemedim. şaşırdım. Damien abimden hiç beklemeyeceğim Yakışmadım. tarzı. Justin Hurwitz abimden de hiç beklemeyeceğim Ya tarzda o besteler. neyim hani şarkılar falan birkaç tane olsa güzel. Zaten böyle birkaç Evet. şarkı var. Aynı şarkının Biraz öyle farklı işte. işte. Ya bak, normal filmlere göre besteleri bence yine çok iyi. Tabii aynen. Ama Justin Hurwitz'e göre Ondan en kötüsü tabii bence biz yani. beklediğimiz, Evet. beklentimiz yüksek. Damien Aynen Chazelle'den öyle. keza aynı şekilde. 3 Yani saat 10 dakika bu arada film. çok uzun. İnanılmaz uzun. O Çok kadar gereksiz uzun ki. ben bu şu an bu incelemeyi çekeceğiz diye biliyorsun gece Evet. yani gün içinde başlamıştım normalde sonra işlerim çıktı falan işte erteleme ilk yarım saatini ayrı sonra geri kalan 2,5 saatini ayrı izledim. Gece işte bir de devam etmek zorunda kaldım. Zaten uykum var.
Yani bitirebilmek için artık bitsin falan. Hani son bir saat özellikle. Evet, aşırı uzuyor. Zaten Saçmalıyor. o spoiler da konuşacağız onu. Aynen. Bir de Yani hani çok fazla saçmalık var evet, ya. genel olarak Neden öyle? bilmiyorum. Genel olarak rezalet bir film demem ama işte 10 üzeri benim için 6'lık bir film diyebilirim. Hani Denebilir hani. senaryosu bence çok zayıf. Karakterler çok klişe. Ya hiç ilgimi çekmedi kimse ya gerçekten. Azıcık bir Sidney abimiz var işte. O biraz ilgimizi çekti. Bir de çok klişe olsa da Brad Pitt iyi oynadığı için İyi belki de oynadı. bilmiyorum. Brad Pitt'in karakteri hafif ilgimi çekti. Ama o da ne tahmin ediyorsak onu yaşıyor. Hiçbir şey yok garip Daha yani. ilk sahnede anlamışız yani Evet ikinci yani ne o yüzden olduğunu. hani genel olarak hayal kırıklığıydı bu film benim için. Öyle diyebilirim. Maalesef. Ama yani film. Ama hani bir de bu arada inanılmaz battı arkadaşlar film. Evet. Ortalama bütçesi 80 ile 100 milyon dolar arası olduğu söyleniyor ki Evet, aktörler Brad Pitt, aktör. Margot Robbie falan çok fazla insan var. En iyi Kim? Spider-Man var. Tobey Tobey Maguire. Maguire. Zaten Tobey Maguire 5 dakika falan var filmde. Yok Sonlarda o lan var da. yine. Yok lan 5 dakika var oğlum. 15 dakika vardır ha. İmkanı yok 15 15 dakika dakika olmasının. olmayabilir evet. 10 de hadi tamam Yani kısa ya. bir girip çıkıyor Evet ama sonlarda bir geliyor yani. saçma yani. O Evet. karakter niye var abi? Evet bilmiyorum. Neyse Neyse. konuşacağız hepsini Aynen. işte. ya 100 mi ya 100 milyon diyelim hadi. 100 milyon bütçeli girdi ve daha 100 iki milyon Amerikan doları hadi ya. var. Ve ikinci haftasında toplamda 10 milyon falan kazanmıştı. Hani öyle böyle batmadı arkadaşlar bu. Yani Yani. fena battı. Damien abi ne yapacak bilmiyorum bundan sonra. Evet. Türkiye'de Hollywood'dan atılabilir. Yani o kadar bilmiyorum. yani Türkiye'de de hani şeye baktık Eren'le işte gidelim izleyelim şey Evet. yapalım hani hiçbir film şeyini bulamadık yani seans yok Yo, iki gerçekten. seans falan var Yani olanlarda iki da seans. bütün gün. Onlar da uyumadı şey Ve bu oldu. çıktığı günden bahsediyoruz ha yani. Hiçbir yerde Aynen. sinema vizyona girmiyor. Ne kadar zor yani kaliteli film izlemek. Kaliteli değil şu arada ama Kaliteli değil. olsun. Ya, film izlemek diyelim. Film izlemek diyelim Değil mi? yani. Onun yerine Gerçi bir film sürü var. boktan film vardı Bir yani. sürü aynen. Hadi yani onlara kıyasla yine daha izlenebilir güzel bir film Tabii demiyorum. canım. Ama En yani azından film yani. olsun. Olsun Olsun. diyoruz. Şimdi artık spoiler'lığa giriyoruz. Girelim bakalım. Bum. Ben hatırlamıyorum filmi. Şey, bak direkt ne var? Ben Ben unuttum bile hiçbir şey hatırlamıyorum. artık. Ben de Hiç ben bilmiyorum. izleyeli ne kadar oldu? Ben bir hafta falan Şu an ne oldu. yapıyorsun? Bir hafta Sen bir falan hafta oldu oldu evet değil ve mi? gerçekten unuttum neredeyse filmi ya. Ana tema olarak hatırlıyorum ana konu başlıklarını falan ama Yani hadi ben bilmiyorum. dün gece izledim. Az çok Hatırlıyorum. hatırlamıyorum. Birkaç karakter var böyle. Neyse Yani. hadi. Sen bu arada sen yönlendireceksin full bu film. Çünkü gerçekten ben unuttum. Senaryo akışını harbi Salak. hatırlamıyorum. Tamam Sen adam. söyledikçe O hatırlarım. zaman ilk sahneden başlayalım mı? Başla onu Başlayalım. hatırlıyorum. Onu hatırlıyorum. Tamam. Film Bel-Air, California 1926'da başlıyor. Direkt bir sahne işte bir kamyon giriyor. Evet. Tamam mı? Kamyon. Çölde işte California bildiğimiz. Gidiyor filan. Kamyondan bir tane şişmanca bir abimiz iniyor işte soruyor işte yani bir at almaya Bayağı geldik şişman falan. Ya şimdi şey de yapmayalım, body shaming de yapmayalım şimdi. abimiz. Şey mi mi oluyor ki şişmana şişman deyince ya? Niye öyle dedin ki şimdi? Nasıl ya? Body shaming o mu ki? Yani neyse tamam Bak kilolu. şey desen anlarım. Ne kadar çirkin. Oha O ayıl hayvan falan ama desen ya. anladın. Yani. Neyse Şişman adam tamam. işte yani. Tamam. Tamam. Fil kadar yalan. Diyeyim o zaman bir anda. Evet. Yok, okey. Neyse işte bir tane adam iniyor. Şişman. Evet. Şişman detayı önemli Çok yani. O önemli bir olmazsa. detay o. İşte şeyle gelmiş, kamyonla gelmiş. At alacağını zannediyor. Meğer şeymiş, filmmiş meğer. Filmmiş. Film yok artık lan. Oha. Oha. Orada yani bir şey olarak çok garip bir Attan. sahne. Gerçekçi yok. Hiç gerçekçi değil Hiç şey gelmedi olarak. zaten. Ben hala kaç yılıydı lan? 26 mıydı? 26. Ya Meksikalı bir adam nasıl bu kadar rahat geziyor ben anlamadım. Polis falan görüp vurmuyor Aynen o da var. Şey de yani aynen tamam. Evet. yani. Okey. Tamam. Evet. Kaliforniya falan diyelim. Neyse. Evet. Sonra adam işte indi. Yani bana geldiği yol böyle. Hani geçti. Şurayı geçti. Sonra arkasından dönüyor. Falan işte fil sesleri. Arkasından dönüyor. Lan fil çıktı. Oh, bana fil dedin demediniz. Belki Yandan şey geçmiş kanka düşünüyordum. yolun. Belki şey düşünüyordum. Ha fil Orayı kanka olur. kurtarayım. Ha, yok şeydi yani. Şu an kurtarmaya çalışıyorum filmi tamamıyla yani. Şeytanın avukatlığı gibi de Ha oldu bu. tamam. Ha gönderme Şu an şeytan filme de avukatına gönderme film. yaptım. Çok iyi Ha filmdir o. güzel. Neyse. Robert De Al Niro, Pacino. Al Pacino'dan daha iyi bir oyuncu bu arada. Neyse. Öyle mi? Ne Ben de öyle diyecektim? düşünüyorum. Neyse evet. Ne diyordum? Ha şey. Fili Film. görmüştür. Bu fil ne arıyor bunu? Ha, demiştir. Ama at almaya Yo geldiğini belki. bildiği için at Ha doğru. bekliyordur. Ama şey de diyebiliriz. Hani
Burası sonuçta 1926 ve evet. Kaliforniya Amerika'nın işte fil bayağı var yani aslında yani, etrafta. Yani Amerika'nın batısı yani. Var yani. Dolaşabilir yani. Dolaşabilir. Niye olmasın yani? Tabii. Mesela sen de burada işte Türkiye, deve meve her tarafta. Tabii her yerde deve var. Fil var yani, sen de görsen demezsen yani. Ne arıyorlar burada? Ne arıyorlar yani burada demezsin. Dersin, sesi duyduktan sonra dersin ki bir yanı lan ben bunu mu alayım yani yoksa? Nasıl ya? Doğru. Yani orada başladı saçmalıklar. Adam işte yanından geç. Katılmıyorsun. Katılmıyorum. Bence... O zaman bitti ya, bu kadardı aslında. Bence orayı kurtarabiliriz dediğim gibi. Adam at bekliyordu. Hani fili görse de bana ne demiştir. Ben kurtardım tamam, o sahneyi. Bana geçti ne mi? Geçti. Geçti tamam, o zaman aldık. Çok iyi sahneydi. Çok iyi sahneydi diyoruz ve devam ediyoruz. Tamam, fili aldık. Evet. Götürüyoruz şu anda. Bayağı rahat götürüyorlar zaten. Bayağı rahat götürüyorlar. Bayağı rahat değil mi? Fil bayağı rahat. Fil rahat. Fil biraz fazla rahat. Niye o kadar rahat? Bilmiyorum. Ay bu film tamam bak çok şeydi yani. 10 dakika olmadı kanka filme girdiğimizde. Ne oldu lan? 2. dakika falan mı? Ha böyle ciddi yani. Hadi ilk başta falan şey diyeceğim de başta bir şey de olmuyor. Yani neyse. Fil aldık kanka, yukarı doğru ittirirken üstüne ufak bir ufak bir boşaltım yani oluyor dışkı. Öyle böyle sıçmıyor arkadaşlar. Hani yani şey mi daha fazla sıçmış, film mi daha fazla sıçmış, film yoksa fil mi daha, film mi daha fazla konuşamadım. Sıçmış. Daha fazla sıçmış dersen fil. Yakın ama fil yakın deriz. Yakın ama fil deriz ya, o kadar da film hani tamam kötü falan o kadar da sıçmıyor. Evet. Fil gerçekten öyle böyle sıçmıyor gerçekten ya. Gerçekten öyle mi yapıyor? Çok iğrenç bir sahne. Harbiden mi? Harbiden mi? Gereksiz yani neden? Çok absürt ya film. Absürt, aşırı evet. Absürt ya. Her şey çok. Olay. Hollywood'un absürtlüğünü anlatmak isterken bence fazla absürt yapmış ve komik evet. Değil. Aynen. Niye komik olmayı denemiş bilmiyorum. Anlamadım. Neyse o sahnede öyle geçti. Sonra şey sahnesine giriyoruz işte bir parti marti olmuş. Fili de partiye şey, götürüyorlar. Fili de götürüyorlar. Polis durduruyor falan işte. Orada vurmuyor Meksikalı. Aynen. Ben ona çok gitti işte şey evet. Falan çağırıyor işte. Parti mi varmış? Aa, ben de gelmiş işte çocuklarım gelsin kuzenim falan. Akşam işte parti. Gidiyoruz. Parti sahnesini nasıl yorumlarsın? Neler yani, canlı? İzlediğim sinema filmleri arasında gördüğüm en absürt ve en garip deneyimlerden birisiydi benim için. Ben için? Ağzım açık izledim. Benim için de aynı şekilde. Yani ne oluyor aga burada diye. Bir sadece 15 dakika, ağzım açık. 15 dakika falan ne oluyor diye baktım ekrana harbi yani. Çok garip bir sahne. Yani büyük bir... Hollywood'un ne kadar garip bir yer olduğunu anlatmak istemiş. Tamam ama. Fantezi dünyası. Işte yani işte eğlence. Garipti ya. Harbiden iyi anlatmış aslında düşününce. Yani. Bilmiyorum. Şeyin adını unuttum lan. James miydi? Asıl baş karakter James. Hatırlamıyorum. İşte bak böyleydi arkadaşlar karakterler. Yani kanka Brad Pitt. Bana şu an La La Land Ryan Gosling'de Sebastian derim direkt ama yok yani abi. Diğerini, diğerini hatırlamıyorum. Diğerini hatırlamıyorum. Başka karakter de var. Başka karakter. Sadece Sebastian'ı hatırlıyorum başka. Neyse. Neyse. Hatırlamıyorum abi, dur bakalım bari ya. Neye hiçbirini bak- hatırlamıyorum her karakterlerim şey ben. Ben işte isimleri şu an arkadaşlar IMDb'den açtık. Yanda bakıyoruz. O kadar unuttum ben yani. Tamam bak. Şey, Jack ismini unuttuk. Onun için bak. Yani, Jack ben bir tek Sydney'i hatırlıyorum abi. Bu Sydney ya. Abi bu arada Sydney Palmer harbiden bak. O, Sydney abi. Bir, Sydney demişken ona bir direkt girmek istiyorum. Bu filmde niye kanka bu kadar çok fazla close-up trompet. Çok yakından görüntü. Çekim yani. Neden? Bilmiyorum. Yani şeyde tuttu diye işte Whiplash'te vardı. Kanka Whiplash ama ilk film ya. Sonra La La Land yaptı. First Man yaptı. Aynen. Hiçbirinde yok bunlar. Whiplash ve La La Land'te var. Tamam bir tane var ama şey anlamda. Abi, abartılı ha, bir aynen, aynen. Çek, aynı teknikten abartılı hiç i̇şte kullanmıyor. Damien Chazelle deyince akla gelen işte şeylerden biri. İşte o bir de şey mesela, şeylerden. Evet. One shot olayı çok ha. Var onda. Mesela bu ilk şeyde Another Day of Sun La La Land'de bize full one shot ya. Evet. Burada da bu partinin bayağı girişi full one shot'tı. Aynen. Ya o iyi tabii, iyi çekiyor. Zaten teknik olarak kötü bir film değil ya. Yani. Bayağı başarılı o yönden. Ama işte ona çok fazla verdi işte. Neyse. Sonra başka karakterler işte Manny'yi biliyoruz, Meksikalı. Hiç umurumda değildi yani. Nelly var. Nelly zaten hiç. Nelly bak biraz ilginç başladı benim için. İlk başta bir dedim nereye gidecek acaba bu kız? Aynen. İlk dedim acaba şey mi hatta? İşte Marilyn Monroe'yu mu yapıyorlar? Tam o tarz bir şey mi işleyecekler dedim. Sonra yok. Filmin sonunda bir... Bomboş bir karaktere dönüştü. Hiç aynen. Umurumda olmadı. Öyle çıktı hikayeden yani. Doğru. Ya işte asıl şey konu ne? İşte Nevi'nin
Nelly ve Manny'nin daha doğrusu. Asıl konu o değil bence ya. Ya tabii asıl konu o değil de hani ilk öyle başlıyor diye şey yaptım. Yani ikisinin de işte bir film sektörüne girişi falan. Hollywood'a girmek istiyorlar ayrıca ya. Ayrıca işte aynen olaylar gelişiyor falan. Sesli sinemaya geçiş Hollywood'un. Sessiz sinemadan sessiz sinemaya geçişin aslında Hollywood'daki insanlara etkisi biraz. Aynen. Asıl şey o. Bu Jack Cornet bu arada onu da söyleyeyim. Brad Pitt yani oynadığı karakter. Sessiz sinemanın en ünlü oyuncusu. Aynen. Bayağı hani herkes onu istiyor yani filmlerinde. Aynen. Aynen ilk yarım saatte ben direkt sana yazdım ya zaten. İlk en sevdiğim en sevdiğim sahnelerden biri işte şey parti bitmiş sabah işte hangover bir şekilde kalkıyor. Evine gidiyor. Falan, evine gidiyor aynen. Manuel'i orada de işte, götürüyor Manny'yi. Aynen Manny'yi işte götürüyor falan. Sevdi orada bir aralarına bir yakınlaşma falan. Orada işte şey açıyor arkadan Torna Suriento evet. Diye bir güzel bir şarkı. Orada dedim işte şey bu filmin en güzel sahnesi en iyi sahnesi diye. O kadar boş bir sahne. Arkada bir şarkı yani. Çalıyor. O zaten işte hikaye oradan işliyor. Manny Jack Conrad'le yaklaşıyor. Şeyde yine partide bir kızımız OD oluyor. Şey aşırı dozdan ya ölüyor ya da artık kritik durumda bilmiyoruz. Yani sahneye çıkamıyor. Aynen sahneye çıkamıyor. Öbür gün işte çekimi var. Barda bar sahnesinde bir kız oynuyor. Kim oynuyordu ya? Herhangi bir kızdı galiba. Çekici olmaya çalışan bir kız oynuyordu aynen, galiba. Aynen prostit. Fahişe yani. Onu oynamıyor. Onu mu oynuyor? Fahişe. Fahişe mi oynuyor? Hatta şey değil mi? Hatta böyle görünce ağla işte. Evet doğru doğru tamam evet. Ama işte kız aşırı dozdan gittiği için Margot Robbie'nin aynen. Karakterini görüp işte Nelly. Neydi lan? Nelly LaRoy. Ona diyorlar bir deneye kadar zaten. Çok rol yapmasına gerek yok falan diye. Yani. Sonra işte film çekimin günü işte. Aynı zamanda kameralar hepsi parçalanıyor. Manny'den kamera alması isteniyor falan. Yani. Yani Manny kamera getiriyor işte. Bir anda Hollywood'un içine girmiş oluyor. Yani, aynen güzel. Vallahi konuşması çok zor film ya. Hiç ilgimi çekmedi. Ya mesela işte bu Margot Robbie'nin karakterinin Hollywood'a girme şekli çok iyi rol yapıyor. Çok iyi doğaçlama yapıyor. Bir anda yönetmenler bayılıyor ona. Diyorlar tamam bu kıza devam edelim. Sonra ne oluyor? Tabii normal bir kız değil bu. Psikolojisi sağlam değil. Sessiz sinemada sesliye geçerken de çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar yine. Şeyler, bir türlü kumar tutunamıyor. Bağımlılığı evet, var. Kumar bağımlılığı var. Bir türlü tutunamıyor. Kumar bağımlılığından sonra Tobey Maguire'a bağlanıyor bir anda olay. Yani aynen. Manny de başta bir aşık. Manny şeyde, evet aşık belli yani. Peşini bırakmıyor. Ha bu Manny'nin şey de işte bu yönetmenliği yönetmenlik değil artık. Executive. Neyse artık. Yani yapımcılık ona bir, gibi. Aynen geçişi falan böyle bir oluyor. Farklı bir film şirketine falan evet, geçiyor. Evet. Ya bayağı büyüyor Manny aynen. Aslında bu hatta sektörde. Hatta ilk Manny mi sesli sinema varmış lan falan işte sonra bu, hani bunu yapalım şey yapalım falan. Ondan sonra işte Jack bir şey deniyor. Tutmuyor. Jack hiç beceremiyor sesli Jack hiç sinemayı. Beceremiyor. Ondan sonra şey deniyor. Nelly deniyordu. o sahne çok komikti ya. Bir Hangi şeyde, sahne ya? Ben hatırlamadım. College şey işte. Okul kızını oynuyor bir. Ha oynuyor. Evet o sahne bu arada iyi sahneydi aslında. Ben kudurdum çünkü izlerken. Yani beni kudurtmayı becerdi. Herkesi kudurtmayı becerdi çünkü o sahne. Onu da deniyor bu arada. O yüzden başarılı bence bir sahne aynen. Yani. Yani şeylerden yani. Biliyoruz biz değil. müzikal ikimiz evet, de müzikal abi. Yapmış evet. insanlar. Tiyatro ve müzikal deneyim olan aynen. insanlar olarak. Müzikal demişken Jack'in karısı. Müzikalde oynayan kadın. Şey Broadway'den gelen. Adını unuttum. Neyse Broadway'de oynayan karısı. Bir tane. Karısı mı sevgisi mi neyse. Çok fazla değişiyor bir de o da var. Galiba sevgilisi aslında. Sürekli olmuyor bir de o yüzden. O işte müzikal geçmişinden gelmiş bir kadın işte. Hani sinemaya işte low art mı diyordu. Hani düşük bir sanat falan. Hani işte ondan sonra aynı işte öyle bir şey var, çatışma var. Sen hangi taraftasın? Sinema mı, tiyatro mu? Yani müzikal. Ya kanka şey olarak tiyatronun çok daha zor olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü canlı performans vermen gerekiyor. Ve atıyorum Her bir şey. Sıkıntı olduğunda sıkıntı Düzeltebilir. olmadığını hiç yani göstermeden doğaçlama bir şekilde devam edebilmen lazım. Bence çok daha zor tiyatro. Ben de Ha aynı şekilde. kalite olarak şeye bağlı, zevke bağlı. Ben mesela sinema izlemeyi daha çok seviyorum da. He yok. Yok hayır. Yok. Ama hani tiyatro bence çok daha Ama zor. aynen. Ki bak şunu da söyleyeyim örnek olarak. İyi tiyatro oyuncuları genellikle çok iyi sinema oyuncuları oluyor Değil zaten mi? sonra. Yani en basit örnek Ian McKellen, işte Gandalf oynayan abimiz yani. Christopher Lee. Ya yani bunların ikisi de en büyük İngiliz tiyatrocularından. Sonra işte o da birisi Saruman'ı oynuyor, diğeri Gandalf'ı. Anthony Hopkins. Yani işte büyük tiyatrocular büyük oyuncular oluyor zaten direkt. Mesela ilerisi için de şey diyebilir miyiz? Ege Samur ve Erencan Tabii Koç'u da evet. diyebilir miyiz? Onlar yani Onlar da sinemada büyük isim getirecek insanlar belli. duydum hani tiyatroda müzikal tiyatroda özellikle şu Evet. ana kadar başarılarını Tabii. sergilemiş ve performans sahne almış insanlar Aynen kendileri. öyle. Neyse. Oğlum bu adam First Man'i yaptı ya. Ben hala Onu şoku yaptı. atlatamadım ya.
Yok abi ya. La La Land yap. Whiplash'a çok güzel hikayeleri olan filmler çok Ya güzel. kanka bak mesela La La Land çok iyi bir müzikal hikaye tamam. Ama First Man beni şeyden de çok etkiliyor. Ay'a gidiş hikayesini anlatırken Ay'a gidiş değil de bir insanın Hayatı yani. yani hayatında kaybettiği kişiyle başa çıkmayı deneme hikayesini anlatması çok akıllıca. Evet. Sonra Babylon geliyor. Bir de Babylon var. Babil Babil. Ya da geliyor. neyse adı. Babil ama göndermeyi anladın mı? Babil düşüşü hani anlatıyor Ha ya onun oradan mı? çok iyi durumdan ne hale Hadi geliyor. bakayım. İsmi de Anladın mı? oradan geliyor diyorsun. Fun Tabii fact. tabii fun fact. Bu ben biliyorum bunu. Biliyorsun. Gerçekten filmle ilgili ne diyeceğim bilmiyorum ya. Kanka. Sydney çok iyi karakter. Sydney Sidney çok çok iyi iyi. karakter Sydney ya. abim O benim. Sidney'e çok ayıp. Sidney demişken şey sahnesi güzeldi. Onu konuştuk az O önce. bayağı kötüydü ya. Baya kötüydü bu arada. Hangi sahne? Evet. Şeylerin sesli sinemaya geçiş denemesinin ilk Şey ha, denemesi mi Margot diyeyim? Robbie'ninkini Aynı. diyorsun. Yo Margot Robbie değil. Şeyin. Brad Pitt'inki. Şey. Karakter ismini hatırlamıyoruz. Aynen. Şey olmuş ya. Singing in the Rain. Sidney dedi hatta. Hani kameraları yanlış yönetti Ha ortasında. hatırladım tamam. Bu kamera deyince geldi aklıma Aynen. sonra. Sydney deyince geliyor kanka aklıma. Sidney abi. Çok iyi adam. Evet ha tamam hatırladım. Kameraları yanlış yöne doğrultuyorsunuz. Güzel söz. Güzel söz. Sonra zaten doğru yere doğrultmaya başlayınca bir Aynen. anda Ondan sonra bir anda patlıyor. Sydney İyi abim anlamda patlıyor. ve grubu patlıyor. Aynen. Literal. Literal Bomba. bomba olarak patlıyor. Ünlü oluyor bayağı Sydney Ünlü yani. oluyorlar. Ünlü blues Blues, musician, jazz blues jazz oluyor. diyebiliriz. Yani. Louis Armstrong oluyor Louis diyebiliriz. Armstrong'un kendisi oluyor Armstrong'un kendisi oluyor abi. tam olarak. Aynen. Tıpatıp. Ben 3 en çok saat konuşacağım ama yeri biliyorum arkadaşlar. Final doğa ama o geleceğiz oraya gel. birazdan. Yavaş yavaş O yüzden şu geliyoruz an orayı atlatmayı deniyorum. oraya. Oraya kadar Orayı hayatta kalmayı konuşacağız. deniyorum diyeyim yani. Uyuyacağım çünkü. Sonra. Şimdi başka. Sonra. İşte Sydney ırkçılık yapıyor. Vay be 30'larda ırkçılık varmış arkadaşlar işte. Vay be işte. Şey. Aa ben şey sahnesinden bahsedecektim. Çok kıl olduğum yine. Hiç komik olmayan ve niye böyle bir sahne koydun Damien abi? Alo! Demek istediğim. Aynen. Parti sonrası. Bu kıza Margo'ya diyorlar ya gel hadi bugün oyna. Kız çok mutlu oluyor. Brad Pitt'in Aynen. arabasını alıp gidiyor hatta. Brad Pitt'in arabasına biniyor. Arkaya çağır. Aa Aa benim ters arabam değil. frendeymiş deyip arkaya çarpıyor. Neyse benim araba değil diye bir de. Oğlum, bu çizgi film şakası vardı baya Evet, çok ya. komik. Evet. Ben orada tilt oldum. Bu nasıl şaka? Ucuz Alo abi diye. ya genel olarak çok ucuz bir film olmuş yani harbiden. 3 saat 10 dakika mı? 7 dakika mı? Ne bu arkadaşlar ya? Bitsinler etkilendiği bakıp bakıp duruyor mu? 3 saat Bu 9 arada dakika meta arkadaşlar. skoru 60'mış. Eleştirmen 60 vermiş. Ben de 6 demiştim. Hani Yani harbiden bu arada IMDb puanı da yüksek aslında 7 7.4. nokta. Bu arada izleyiciler çok bölündü. Sana diyorum ya. Ben İlk de başta düşük değil miydi bu? Sonradan mı? eleştirmenler çok düşüktü. İzleyici çıkmamıştı daha. Ha. Şeyde falan işte her sitede eleştirisi de IMDb, Letterboxd ya 5 var ya çok düşük var abi. Gerçekten başyapıt diyen çok insan var buna ve ben salı az galiba anlamıyorum yani. Yani 50 yıl sonra başyapıt olduğunu anlayacağız değil galiba. mi? Biz Bilmiyorum. göremedik bir şeyleri ama. Ben göremiyorum arkadaşlar yani. Yani Sevdiyseniz ne görelim. güzel de yok aga yani. Yani. Sonra müzikler diyelim başlayalım. Müzikler güzel şarkılar var. Birkaç tane beğendiğimiz. Yani Film boyunca onları tekrar evet dinliyor zaten. mesela en çok şaşırdığım Justin Hurwitz'ten işte Voodoo Mama mıydı? Neyse işte unuttum bestenin En çok adını. dinlenen. O güzel partide çalıyor ilk. Sonra bir yaklaşık 50 kere falan ya aynısı arkada ya da hafif remix'i ya da hafif hüzünlü hali çalıyor. Aynı bestenin. Ben bunu en son Batman'de görmüştüm ben Batman filminde. Batman filminin şeyi güzel. Theme song'u asıl işte bestesi. Ve sadece o çalıyor. Başka hiçbir şarkı Bir çalmıyordu. kere Beste tutulduğum yoktu. şey demiş. Evet, onun gibi olmuş Yani yani. bir de Justin Hurwitz'ten bir daha büyük bir beklenti Evet, olduğu için evet, şey. evet. Hani bir de şeyi fark ettim işte onu konuştuk az önce. Filmdeki çoğu şarkı La La Land'deki şarkılara çok benziyor. Yani bir tanesi var Someone in the Crowd'un direkt Evet, aynısı. bayağı benziyor sonuna Direkt özellikle. aynısı. Sonra birini ben Mia and Sebastian's Theme'e benzettim. Şu şey Manny ile Karakteri de unuttuk. Nelly Ne galiba. Little Onun evet. timine benziyor. Sen onu pek Ben benzetmedin çok ama. benzetemedim ama olabilir. Müzik Aynen. kulağı daha iyi bizim o anlar yani. Ama işte hani ikisi de öyle. O da Yani ya bak şey şey olmuş. diyebiliriz. Someone in the Crowd'a benzeyen beste Ve resmen o direkt almış aynısı. alıntı yani Aynen. resmen. Aynen. Hani diğeri benziyor harbiden Benziyor. esinlenmiş diyebiliriz ama şu harbiden diğeri Someone in O the direkt Crowd'un sana aynısı neredeyse aynısı. daha sonu. Evet direkt İniş. çalıyor aynı Aynen. şey yani. Yani. O bayağı garipti. Evet. Ha, işte öyleydi. Olsun. Sonra ne oluyor bir dakika hızlıca ilerleyelim abi. Aynen. Hızlı. Seri. Chat. Bak Chat. dur. Chat. ChatGPT. İyi. İyi Şey kanka. oluyor. Öyle bir İşte şey olmuyor bu arada. sessiz sinemada işte Komik mi çok kanka? tutuyor tamam mı Margot Robbie? Sonra sessiz sinemaya geçiyor. Orada çok tutunamıyor. Evet. En son iyice kumara mumara düşüyor. İyice boktan hale geliyor. Bu arada ama menü yükselmeye başlıyor. Diğer tarafta da Brad Pitt iyice düşmeye başlıyor sessiz sinemada. Yani çöküş başlıyor Brad Pitt tarafından. Menü'de de yükselme başlıyor. Manny ile de Nelly beraber çalışıyor.
Sonra evet Manny bildiğin Nelly'yi kurtarmak için artık beraber çalışıyor hani. Kızı kendi seviyor, aşık. Evet sanki. Kendi stüdyosunda oyuncu yapmaya çalışıyor. Düzeltmeye çalışıyordu falan ama o da elinde patlıyor. Olmuyor kız yani. Öyle bir kız çünkü düzelmiyor bir türlü. Nelly'nin karakter değişimi var birazcık. İlk başta işte biraz daha hani fahişe rolüyle başlıyor zaten. Hani biraz daha açık filmler çekiyor işte şey yapıyor. Ondan sonra bakıyorlar o tutmuyor. Yani sesli sinemaya geçtikten sonra onun tutmadığını görüyorlar. İşte Manny de diyor ki o zaman işte bambaşka bir karakter olarak başladık. Yani yeni bir sen yaratacağız. Yeni bir insan yani yeni bir karakter yaratacağız senden. Saygı duyulacak bir insan istiyorum. Aynen biraz daha işte aristokrat bir üst sınıf falan böyle hani gittikleri partiler şeyler falan. Evet. Zaten ilk sahne o da iğrenç bir sahneydi şimdi o aklına geldi. Şey işte güzel giyiniyorlar şey yapıyor işte. Elit insanlar. Ha, kusma sahnesi. Kusma sahnesi. Evet ya. Hani orada ve yine işte, çok abartılıydı ya. Abartılı. Hepsi çok abartılı abi sahnelerin. Beni hani orada, çok itti. Hani en son işte şey Nelly işte dayanamıyor işte yok şey. Hani çok şeysiniz. Evet bak orada tamam. O sahnede Nelly'ye normalde katılıyorum ben. Tamam evet çok abartılı. Abi sonra gerçekten ben hayvanım dedi ve sen ne yaptın kanka gitti orada? Her şeyden yine kustu. Orada dedim ben senin tarafındaydım Nelly ne yapıyorsun ya abi oldum yani. Ha gitti bir de tamam okey. Tamam gitti. Hani zaten sıçtı ortalığı. Battı dedim tamam bitti yani geçti sahne. Hı-hı. Sonra bir baktım geri geliyor. Adamın suratına kustu. Hı-hı. Bayağı da kustu. Bayağı kustu ya. Bayağı kustu. Abi çok garip ya bilmiyorum. Yani Nelly falan hiç böyle benim için Nelly de Manny de aslında kimse düşününce bir tek Sidney abim. O da yani aslında değil. Yani bağdaş, evet, o kadar bir şeyi yoktu zaten. Tabii canım. Ya, bağlılık kuramıyorum hiçbiriyle. Umurumda olmadı hiçbiri öyle diyeyim daha doğrusu yani. Bir tek şey dediğim gibi klişe olsa da Brad Pitt'in hikayesinin nereye gideceğini merak ettim o kadar. Ama başka bir şey yoktu yani. Sonra işte dediğim gibi budaları hızlı ilerliyorum bilerek. Manny düzeltemiyor işte Margot'u. Yine de beraber oluyorlar falan ama işte. Bu arada artık iyice kötüye gidiyor Brad Pitt'in durumu. Hani sinemadaki ya hala çok seviliyor yine hani eskimizdir bizim dedemizdir aga diye ama hani hiç mutlu değil belli oluyor. Ki zaten dediğim gibi daha filmin 5. dakikasında falan göründe diyorsun tamam aga sessiz sinemaya geçti bu adam intihar edecek herhalde diyorsun. Yani. İntihar ediyor. İntihar sahnesini görüyorsun. Yani hiç ilginç bir şekilde de noktalanmıyor. Hani okey bu arada tamam öyle de noktalanabilir. Yani. Beni çok üzmedi o Brad Pitt'in şeyi. Şey vardı bak şimdi o intihar deyince intihardan bir önce hemen önce işte şeyle konuşuyor bu. Ha sevdiği arkadaşı Çinli diyeceğim. Çinli demeyeyim de. Asyalı. Asyalı. Feiju muydu bir şeydi. Adını unuttum. O ama da Çinli ismi ya baya. Bak onu diye aklıma geldi kanka yine. Yılan ısırma sahnesi neydi ya? Değil mi? Yılanla ya bak galiba inanılmaz bir alegori var orada bak. İnanılmaz ama ben anlayamıyorum. Özür dilerim. Ben gerçekten o kadar zeki değilim. Anlamadım. Salaz yani anlamadım. Demin abimiz yaptıysa bir bildiği var. Abimin bir bildiği vardır. Seviyoruz abimizi. Ben o kadar zeki değilim. Galiba kimse değil. 60 vermiş eleştirmenler çünkü. Mesela o yılan sahnesi o kadar aptalcaydı ki bence. Bence. Ben de katılıyorum. Yani, yani niye vardı o sahne biliyorum. Bir de bir bak anda çok gore var. Çok gore'du film yani. Şu kan oradaki ısırıyor Nelly'yi buradan yılan. Orada kan çıkartma sahnesi falan kadını zehri falan. Emiyor, evet. Tükürüyor şey. Bayağı aynen. Şeydi hiç film saklamıyor. Zaten kusma musma her şey. Zaten saklamadı belli zaten. İlk şeyden evet, belli evet. Ediyor da. Yılan şeyi başlangıçta ne oldu işte şey oldu. Feiju işte o asil olan karakter. Öpeceği kişiyi arıyordu işte. Şeyi gördü orada Nelly. şey oldu. Büyük de mikrofona çıkmıştı değil mi? Bilmiyorum. Yanlışlıkla ıslık çaldı bayağı. Devam. Normalde de çalamam. Neyse. 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 Devam edelim. Devam. Devam. İşte öpeceği insanı ararken işte Nelly'nin önüne geliyor. Zaten Nelly'den de bir hoşlandığı bir işte belli diyordu. Bir hani, çekici işte, geliyor. Acaba çift taraflı mı falan diye sordu ya. Hani işte orada onu buldu işte onu öpüştü falan. Öpüşecekti. Kesildi sahne. Bir daha havuza. Saçma bir sapan bir olay. Sonra işte tuvalete gitti işte Nelly de. Orada dışarıda şeyi duydu işte bu kızdan bir bok olmaz işte zaten vücudunu kullanıyor sadece işte sesi de bok gibi şey falan. Ondan sonra kız işte şey anladı hani ne bileyim kendisini bir gösterme çabasına mı girdi? Hani babasına falan da laf ettiler çünkü. Dedi ki babam işte şimdi şey yapacak yılanla savaşacak falan. Sonra o neden oldu? Oldu. Oldu. Yani eşeği aklıma geldi baba deyince. Annesi deli kızın Nelly'nin. Aynen ona hiç değinilmedi. O öyleymiş. Gösterdiler bir sahne deli. Herhalde şey olmamız lazım. Aga annesi vay be. Tamam annesi deli.
Tamam ama kız da deli. Kız da deli. Kız daha da deli ama. Yani kız ciddi deli. Annesine de hastalık falan diyeceğim hani. Ona. Deli de değil aslında. Hiç, evet. Aynen. Ya ama akıl hastanesinde onu biliyoruz. Evet işte şeyi biliyoruz. Oradan Manny ile öyle bir bağ kurdu mu demeliyiz artık. Yani kuruyor evet. Manny de işte şey diyor işte benim ailem de Kaliforniya'da mı yaşıyorlar? Hmm, işte. Hiç ben gitmedim. Ben de onlardan uzak. Yani yarım saat uzaklar falan. Orada bir bağ kuruyorlar birazdan işte. Orada bir biz öpüyorlar. Kuramıyoruz. Sıkıntı orada zaten. Aynen yani anlamadım. Ne dedim en son? Brad Pitt ölüyordu. Brad Pitt intihar etti. Yani Asyalı karakteri ben orada. Ha evet istiyorum. Evet arada onunla son kez bir o da işte aynen, düz bir karakterdi. Ya Brad Pitt o karakteri çok seviyor ama hani romantik olarak değil. Romantik İnsan yani. Olarak baştan beri konuşuyor onunla zaten. Şeye üzüldüm bak. Fazla onunla görmek. Yani George'a üzüldüm. George hani şeydi ya bu hani hep kızları partilerde falan hep şey. Ezik abimiz. Ezik abi ya. Aynı ben. Aynı ben. Of evet o George intihar ediyor. Aynen hani hep şey yapıyordu hep böyle intihar edeceğim. Sürekli şey kızlarla. Kızlarla beraber yani kız terk ediyor. Evet bir kızdan hoşlanıyor sürekli. Ya kız aynen. Terk ediyor ya da hani hiçbir zaman yüz vermiyor. O yüzden sürekli bunalımda sürekli depresyonda. Aynen. Baya bir zaman geçiyor ama yani intihar etmiyor. Ama en sonunda dayanamıyor. İntihar etmeden da şey. Brad Pitt de baya üzülüyor onu. Çünkü seviyor onu baya yani. Gerçekten sevdiği insanlar. Yani demişken şey aklıma geldi yine bir iğrenç bir sahne daha. Ne oldu? İlk şeylerinden o dileyen kızın. Yine şişman bir abimiz. Ha lan oğlum boş ver artık. Partide üstüne işiyor abi yani. Bu da var her şey. Alak, yine gereksiz. Yani gereksiz o kadar fazla. Deliliğini gösteriyor işte oğlum, kanka. Büyük oyun diyorsun. Fena ya. Hollywood işte böyle bir yermiş abi. Ha asıl olay işte şimdi Toby'nin geldiği yer. Aynen. Niye var bilmiyorum. Ne oldu? Nelly'nin olayı ne şimdi? Nelly işte kumar bağımlısı dediğimiz gibi ve Toby de bir ya, mafya gibi bir şey aslında yani. Borcu var. Aynen. Ona kumar borcu var. Sonra Manny. 85 bin dolar. Onu hatırlamıyorum valla. Manny sonra diyor tamam halledeceğim. Gidiyor prop guy. Ne lan prop guy'ın Türkçesi? Dekorcu. Dekorcu. Aynen ne bileyim hani. Ona gidiyor diyor teknik ki para lazım. O da ben bulurum. O da şey zaten. Onun torbacı mı artık? Çünkü şey. Öyle bir şey. Film boyunca aynen, aynen. Şey yapıyor. Aynen ondan para bulurum herhalde diye ona gidiyor. Aynen. Buluyor. Sonra buluyor parayı ama para dekor paraymış. Bunu söylemiyor Manny'e bir de. Dekor para derken? Şeylerde dekor kullanılan parası. Para. Ha, hayır ha, gerçek ha, para aynen, değil yani. Aynen, hani, evet. Hani oyunlarda falan kullanılan, sinemada falan filmde evet. Kullanılan paralar yani. Ve bunu Manny'e söylemiyor. Çünkü Manny'nin bunu anladığını düşünüyor. Yani bildiğin böyle bir anlaşmazlık yüzünden aslında bütün herkesin hayatı değişiyor. Hatta öyle değişiyor ki ölüyor dekorcu bildim. Evet. Nelly ile Manny de kaçıyor ve Nelly de ölüyor bunun sonunda aslında. Aynen. Yani öldüğünü bilmiyoruz tabii. Ölüyoruz gazetede yazıyor ya. Ha doğru gazetede. 32 yaşında evet, bu ölü bulundu doğru. Diyordu. Neyse. Ya sonra şey oluyor işte bu borcu ödemeye gidiyorlar Toby'ye. Toby'nin karakterini hatırlamıyorum gerçekten. Orası da deli bir yermiş. Fare yiyen bir adam var. Ha. Ya bak şöyle oldu. Geldiler işte şey tanışmaya da yani tam bir alkol falan işte biz ısmarlayayım falan. Tamam gel dedi şey yaptı. Orada James'ti sanırım karakterin işte Toby'nin karakteri. Dedi işte şey benim film fikirlerim ha, falan var. İşte birkaç şey saçma sapan absürt fikirler söyledi. Komik olması bekleniyordu sanırım. Bilmiyorum işte çok garip şakalar var filmde. Komik aynen, olsun ya, diye mi var? Hani onlar söylendi. Ondan sonra işte dedi durun sizi işte şeye götüreceğim. Bilin cehennem gibi bir yere götürüyor bu arada. Ciddi, çok. Köpek vardı hatta değil mi lan? Kurt ne vardı lan? Bir şey vardı. Timsah. Ha tip sattı doğru aynen. Pardon. Şey diyor işte sizi Los Angeles'ın işte cehennemine getirdim falan diyor işte. Şey ha filminde oynatacağı kişi olarak hı-hı. İlk başta oraya getiriyor. Yani sizi filminde oynatabileceğinizi düşüneceğim birini, düşündüğüm birini tanıştıracağım falan diyor işte. Götürüyor giriyorlar bir tane mağara gibi bir yer. Hı-hı. 3 katlı 4 katlı neyse her katta gittikçe derinleşip gittikçe darklaşıyor. Evet bayağı yani. O kadar karanlık yani olan olaylar şeyler içeride işte timsah canlı ne bileyim anlamadım çok absürt. Ya işte dediğim gibi abi, şey fare yiyen adam var yani. Fare yiyen adam var bir tane dev şeyde bulmuşlar bir tane ormanda bulmuşlar. Evet. Saçma bir şey anlamadım. Ya ben dedim bak buraları biz hiç anlamadık. Gerçekten özel bir anlamı filmin varsa bu sahneleri. Aynen işte hani. Biz anlayamadık özür dileriz arkadaşlar yani. Son yarım saat. Hatta bir saati neredeyse. Şey olsun zaman tamamlansın diye konulmuş diyeceğim de. Ama evet yani 3 saat 10 dakika film. Ve şey bütün hikayenin ya yani herkesin hayatının değişim noktası dekor para olması bana çok komik geldi. Aynen. Şey yani, oldu işte. Ve dekor para olması da değil. Dekor para olduğunu söylememesi. Çünkü anladığını düşünmesi. Bana çok saçma geldi o. Ve işte ondan sonra aptal. Dekor para olduğunu anlıyor Toby'ler işte. Kovalıyorlar bunları. Evindeyken en son arkadaşının dekorcunun
Dekorcuyu falan vuruyorlar. Şey oluyor. Meksika'ya kaçalım düşüncesi var işte şey hani ölüm artık öleceğiz falan Evet, her diye. şeyi bırakıyorlar orada. Aynen Gidelim Manny diyorlar. ile Nelly işte beraber alıyor kızı da işte. Diyor ben şey hatta şey sahnesi vardı. Bir tane bir salak Nelly kaçıyor. Arabadan iniyor falan dansa Ta, gidiyor. o zaten. Dans Orada da sahnesi. Manny şeye gidiyor işte. O da eve bir şeyler Yok almış. yok şey ondan önce bu. İlk şey dans sahnesinde işte şey hatta evlenelim falan diye orada söylüyor o asıl fikri. Kız bayağı artık şey uyuşturucu etkisi altında falan işte. Orada fotoğrafını falan çekiyorlar ya hatta. Aa siz Nelly Leroy falan işte evleneceğiniz kişi falan. Ondan sonra şey oluyor. Orada o kızı alıyor. Sonra gidiyorlar. Şeyi almaya. Menü almaya. Yok şey ne menüsü lan. Saçmaladık ya. Sen Kanka şu an ben gittim bir... film unutmuşum ben Aa bir ya. yerde işte neyse. Evleneceğini falan söylüyor. Tam o ileride ama ya. Öncesinde olma o. Ondan sonra eve Ha. gidiyorlar. Sonra orada... Tabii öncesinde olması lazım mantıken. Evet Aynen. doğru. Yani. Evet. Ondan sonra işte şey Manny diyor ki dur işte şu şeyi alayım. Prop guy mıydı? Prop guy işte bir alıp geleyim hemen. Sen de burada bekle arabada. Beklemiyor tabii ki de. Orada işte içeride Manny de yalvarıyor adama vurmasın onu diye. Aynen Altına işiyor içeri bir falan. Yine full anda görüyoruz bu sahneleri. aynen içeri bir anda bir tane işte tetikçi giriyor. Tobi'nin Vuruyor. tetikçisi işte. Aynen. Tobi'nin Şeyleri vurdu. karakterinin. Prop guy'ı. Bir de O yanında da bir adam arkadaşı daha var. vardı O da orada. arkadaşı onu Aynen. söylüyor O da. kimden Tam da bir kere ölüyor bu arada. bakıyor? 2 saniye geliyor ölüyor Sonra işte adam. kurşun kalmadı. Kaç kurşun sıktı acaba? Orada harbiden şu an dikkat edin bak. Bilmiyorum. Ama hani İki istese kurşun da vururdu bitti kanka ki. bir an. He vurabilirdi aynen Ha, orada. vurmuyor yani bildim. Manny Aynen. yalvarıyor beni öldürmen olur diye. O da tamam diyor kaç diyor. O diğerlerini öldür. Diğerlerine de yazık değil mi? O diğerinin hiç olay, alakası yok. Hadi Adam yemek aynen. yiyordu oturmuş orada. Yani ondan sonra dışarı çıkıyor. Bakmış Nelly gitmiş. Ama bak bu sahne çok önemli. Çünkü daha önce arabada ilk annesinin yanına gittiğinde işte Manny ile beraber Taksiyi. Nelly şey diyor. Bir gün tam hatırlamıyorum sözü. İşte karanlığa dans ederek gireceğim falan böyle bir şeyler diyor. Ve son gördüğümüz sahnede arabadan inip Ne oldu dersiniz? karanlığa dans ederek Yok giriyor. artık. Abi Koşuyor Damien bildiğin. Chazelle yapıyor gerçekten. Fena gerçekten. Gerçekten bu işi yapıyor. Ve bu son görüşümüz karakteri. Sonra gazete Yok haberinden artık. okuyoruz Yani ki ölmüş. gerçekten de karanlığa dans ederek girdi diyebilir miyiz acaba Evet, bu Erencan? konuda gerçekten Damien abime katılmaktayım. Değil mi? Aynen Yani öyle. gerçekten güzel bir detayı Çok ince bir detayı gördüm İnce bir orada. detay Gerçekten. aynen. Kaç, Bunu 3 herkes saat 9 yapamaz. dakikalık filmde bunu yakalamak Onu ben zor. kapağa koyacağım. Önemli detay diye bunu Önemli yazacağım detay. abi. Kocaman bir başlık Aynen böyle. öyle. Nereden yapsın Çok iyi onu? ya, çok iyi ya. Neyse. Sonra Biz Meksika'ya bayağı zaman geçiyor. gidiyor. 50'lere mi geçiyoruz? Meksika'ya gidiyor, 50'ler. kaçıyor Aynen. Manny işte Savaş sonuç sonrası olarak. falan. İşte şey. Eşiyle gelmiş. O zaman artık Meksika'dan evlenmiş. tekrar Kaliforniya bir geliyor işte Aynen. Hollywood stüdyolarına. İşte Meksikalı bir eşi var. Aynen Çocuğu çocuğu var. var artık. Arabayla gelmiş. Eski stüdyosunun başına yer. İşte ben burada çalışmıştım falan diyor kızına. Sonra işte kızı... Uyku mu geldi ne oldu? Bayılacağım valla. Demin oyun. Kız işte şey diyor. Diyor ben sıkıldım. Aynı senin gibi diyor. Sıkıldım. Aynen. Sarmadı diyor. Kız aynı Ya ne olur sar diyor. ben Bok gibi hikaye bu ne diyor. valla. Kız bile artık bıkmış yani öyle Evet. bilinçten. Sonra Sonra ay. sen Filmin işte galiba en kötü sahnesi geliyor. filmin Ve en ben kötü sahne. bak En şunu vurucu bekliyorum. sahne. En vurucu sahnesi geliyor. Ve ben bütün film şunu dedim. İyi bir final verirse bana en azından mutlu ayrılırım. Filmi iyi hatırlarım. Ve gerçekten Demeseydin keşke. keşke demeseydim verilebilecek en kötü finallerden birini vermiş. Ne vermiş? Sinemaya gidiyor. Film izleyeyim hadi diyor. Meni abim. Hadi bakalım. Sonra filmi izlerken kendi... Filme ne kadar para veriyor? 50 cent. O da büyük bir detay. Evet. Çünkü Önemli bir 50 detay. cent veriyor ya orada. Hı. İleride bu gerçekten de bir şarkıcı yaratılıyor. Siyahi bir Bu karakter. filmden sonra Siyahi bir rapçi yaratılıyor. Steve zaten Palmer'ın çocuğu olduğu olabilir. söyleniyor onda. Ya şey önemli mesela Torunu gerçekten pardon. bu filmin verdiği ilham insanları inanılmaz bir seviyede. Adam Bu yani büyük. düşün bu filmi izliyor ve sonra diyor ki o benim 50 adım 50 cent. Cent yapmam lazım rapçi ismimi diyor. Gerçekten yani farklı bir Çok seviyedeymiş adam. gerçekten bir rapçi Ay bayılırım. yaratıyor. Yani evet Sonra filme giriyor. sonra filme Allah. giriyor. 50 Manny abimiz filme giriyor. cent girmiyor muydu? Yok daha girmiyor. Cent Daha yok. değil o. Tamam. 50 Cent yok ay beni O kafa karıştırdı. sonraki filmde sana. Demir Cezan'ın sonraki filmi. Babylon 2. 2 de 2 geliyor. ama. 2 2. centim çıkış hikayesinde Evet. böyle. Neyse Neyse giriyor girdi Manny filme. abimiz. Filmi izliyor ve filmde şeyi görüyor işte. Sessiz sinemada sessiz sinemaya geçiş hikayesini mi anlatıyordu? Sesliye de değil artık renkli mi? Ya kendi anılarını görüyor bildiğin aslında size Aynen. film Bunun izlerken. hayatını film yapmışlar Aynen gibi o tarz bir falan. şeydi Öyle bir şey. işte. Ya da Hatırlamıyorum. onlardan onu mu görüyordu? Ne oluyor? Öyle bilmiyorum işte. Sonra bir anda büyüleniyor. Ve bak şu olsa çok Rüya. iyi derdim. Tam okey. O bence iyi derdim. Büyüleniyor görüyoruz. Bitiyor orada bir anda film. Büyülendiğini gördüğümüz.
Abi Yok kanka, bildiğin illa bir bok bizim çıkacak. Geekolik kanalından edit çalmışlar. Değil abi. YouTube Arkada edit böyle çalmış müzik. abi. Evet. Abi bir anda bir müzik giriyor. Avatar'ı falan görüyoruz. Bildiğimiz film olan Avatar. 2001 var. A Space Odyssey. Evet. Başka birkaç tane de ünlü film var. Ya Unuttum. Ya çok ünlü film var. O ya kadar çok şey görüyoruz film ki. tarihinin Evet. başyapıtlarından koymuş yani. Orada Avatar deyimini abi. dedik. Başyapıt deme. Space Başyapıt Odyssey dedin, Avatar dedin. Sonra şey diyeyim. başyapıt diyorsun Tamam, de. başyapıt demeyeyim. Kilometre taşları Evet, çok diyebiliriz. önemli bir Hani film maalesef Avatar, sen Avatar. ne kadar beğenmesen de hani mavi adam neden bu kadar ırkçısın? Hani mavilerde Mavi görünce gerçekten kuduruyorum çok şeysin yani. kanka. Neyse. Avatar maalesef çok önemli bir film. Evet. Evet. Neyse. Avatar 2 de maalesef çok önemli bir film oldu. Neyse. İşte bütün bildiğin edit izliyoruz sinema tarihinin. Sonra bir de Alakasız abi, ne alaka o yani? bittikten sonra bütün herkes, hani her ırk, her yaş, her cinsiyet fark etmeksizin sinemayı ne kadar şey izliyorlar dikkatli Pür diye, dikkat onu değil mi? böyle bildiğin çekiyor bütün sahneyi Tüm böyle. kanka şey, tiyatro salonu, Evet. Sinema sinema salonu salonu. ve Amerikalıyım da birazcık. Ondan Belli dolayı. oluyor yani. Bunu gösteriyor bize. Ve bitiyor Evet. değil mi film orada? Sonra orada Babylon yazısı giriyor sanırım. Evet. Sanki bitiyordu orada. Bitmiyor sonra. Ondan Bitiyordu. sonra başka bir şey olmadı Uyumuş herhalde. olabilirim ondan sonra Uyumuş bilmiyorum. oldu. Yani biz oraya kadar Ben dönemedik. de o YouTube editini görünce bitti film zaten yani. Yani. Evet, böyleydi abi. Tamam. En azından sana bir ilham kaynağı olmuş oldu Evet, yeni ileriki bir edit yapacağım. editine. Yeni edit geliyor Bir yerde arkadaşlar. yaparsın. Abi bu niye böyleydi ya? Yani peki. Peki bu kadar güzel ve işte etkileyici bir film olmasına rağmen Oscar'a aday olamamasına ne diyorsun? Şimdi şöyle bir durum var. Avatar 2'yi izlemedim. İzlemeyeceğim. Neden? Ama ne bileyim, Babylon'dan kötü olmayabilir ya. Bilmiyorum. O Babylon'un kadar mı? hikayesi çok kötü kanka ya. Yoksa her şeyi çok iyi teknik olarak, ama Avatar'ın da teknik olarak her şeyi çok iyi. Hikayesi boktan büyük ihtimal. Çünkü Yani. ilki öyleydi. Hani o... Hikayesi ama böyle Babylon kadar da var mıdır diyorsun. Bilmiyorum ya. Ya şey olarak mesela Babylon'u geçtim de yine aynı şey diyeceğim. Nope, Man, After Sun yeni izledik. Bunların hiçbir adayla bulmaması. After Sun'dan bir adayla var. O da ana aktörümüz Paul Mescal. En iyi aktör aday. Diğerlerin Onu bu hiçbir arada adayı yok. Adaylı yok ya. izlemediyseniz Evet. Geliyor. Analiz geliyor. Analiz. hani geliyor. Geldim Babylon ya da. önce, ya bilmiyorum ya. Hangisi önce Bu daha gelir kısa bilmiyorum. olacak şey. Ondan hiç Evet, evet olabilir. bilmiyorum. Bakarız ona, hangisinden önce Bakarız. gelir bilmiyorum. Aynen. Onun dışında ne diyecektim? Ha mesela bak. Bütün sene Man filmi çok sevilmedi. Tamam, okey, anlarım. Ki Man filmi biraz Wailing gibi. Yani sevenine başyapıt seviyesi. Başyapıt demesem de çok iyi bir film de. Anladım abi. Sevenine yine işte. Nope. Genel olarak zaten çok iyi bir film bence. Zaten küçük incelememiz de var Şipşak. Spoilersız konuştum. Kanka ses dizaynı bütün dünya övdü. Çünkü gerçekten inanılmaz bir ses dizaynı vardı. Onda bile Hangi yok film aday. diyorsun? Nope. No. Ve işte %90 Hollywood eleştirisi olduğu için o yok. Yani film bence çok komik ya. Hani o Yani olmaması. Hollywood zaten bir artık şey değil, kriter değil. Oscar'lar değil. Oscar'lar. Oscar, aynen. Ya Oscar'lar Oscar zaten diyorsun. evet, kriter olmayı şeyde direkt bıraktılar. Green Book'a vereceğim. Osuracaktım. Green Book deyince direkt Green giriyorum. Book Green Book'a verince gerçekten. değil O sene direkt yani. bende yaptı, bitti gitti. Ufak bir balon Geçen patlaması. sene de iyi filmdir Koda arkadaşlar da, Drive My Car'a vermediler ya geçen sene. Yumruk atacaktım canlı yayında. Doraemon Mayka. Dorayı bu Mayka. Yani Ona gerçekten vermeyince gerçekten. güzel Eren bir film. Yeager. Yok, bayağı kötü film vardı. Baya Ama kötü film ya. başka denecek bir şey var mı? Ya Babylon'la ilgili bir şey demiyoruz 2 saattir zaten. Babylon'la ilgili bir şey değil mi? Şey diyelim son. Damien Damien Chazelle filmlerimizi sıralayalım. Chazelle. Aynı durum. Daha değiliz. Değiliz. Değil. Benim birinci sırada Babylon var. Bu kadar konuştuktan sonra onu da söylemem çok kötü. Dur, sondan gelelim. Tamam hadi Sondan şimdi. birinci sıra, tamam. 4 film var değil mi? Dördüncü Dört sırada. değil. Dört. Şey, kısa Kısa film. filmi sayma. Hayır. O Whiplash bir de zaten kısa film bir tanesi. Doğru. Sayma yani o yüzden. Tamam, 4 tane uzun metrajlı film var işte. 4'te hangi film var abi kanka zaten? Açık bir First şekilde Man. yani, Açık yani aynen. tartışmasız yani. İlk adam. Yok, İlk adam abi bir kere, evet doğru. dördüncü. Ya ben ilk ikiye kadarki aynıdır diye tahmin ediyorum. Evet. Yani Babylon dördüncü. sonuçta bizde yani, büyük ihtimalle en Dördüncü sevmediğimiz. Babylon. 3 bende Whiplash'tir. Whiplash. Ya bayağı çöp yani. Ya Yok, iyi film Whiplash'te, şaka yapıyorum ben biraz. sana göre daha çok seviyorum Whiplash ama Ben de seviyorum bu arada, ama hani yani bayağı abartıldı ya Whiplash. Çok çok severim. ama evet, doğru Ama ya diyorsun. başyapıt Ben ilk falan değil şeyde ya. izledim. Müzik hocam
izletmişti onu bir de. Hmm. Oradan bir ayrı bir şey. Yoksa ben de seviyorum Whiplash, evet. İyi film bence. Ki zaten aktörler o kadar iyi ki. Yok ben. Miles Teller miydi? Çocuğun adı unuttum. J.K. Simmons zaten. O adam o her şeyi o kadar. O kim ya? Tanımıyorum. Şey oğlum, J. Jonah Jameson. Tobey Maguire'dan. Şey kanka. Kulüp şey sahibi. Restoran sahibi. Restoran sahibi. La La Land'teki restoran sahibi. Aa evet, doğru. Her filminde var. Bu filmde niye yok? Bu First Man'de de yok ki J.K. Simmons. First Man'de de yok. Araları göt oldu. Göt oldu. Göt oldum. Neyse tamam. En sonunda göt oluyor. Ama kanka niye bu filmde? Niye bu filmde J.K. Simmons ve Ryan Gosling ve Emma Stone. Miles Teller niye yok abi? Aynen niye yok abi? Niye yok abi? Onları da yapsa bu arada direkt atarlarmış Hollywood'dan onu. Para artık öyle bir gidiyormuş. Yani direkt saniyesi. Onları iyi ki harcamamış. Böyle evet bu arada gerçekten. Margot Robbie ve Tobey Maguire gerçekten olduğu filmler niye böyle boktan oluyor? Bilmiyorum abi. Şimdi Tobey'e laf attığım için bu arada öldürüleceğim büyük ihtimal. Son videoda arkadaşlar bu. Dislike şey olacak. Tobey'nin filmleri... Tobey'nin Spider-Man filmleri iyi, iyi. Bunu takıp da böyle o bir Marvel yorumda bulmak. Spider-Man. Olsun. Oyun bu. Kanka örümcek işte. Örümcek işte. Neyse biz ne diyorduk salak? Pardon. Liste yapıyorduk ya. Dördüncü Babylon. Babil evet. 4. Babil. 3. Whiplash. 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 Whiplash evet. 2. Sende. Bizde bu da farklı. 2 bende tabii ki de Babil. 2'ye de. 2 tabii ki. Ya 2 tabii ki demeyeyim de o kadar açık bir fark değil ama 2 bende First Man. Evet bende La La Land 2, 1 bende First Man, sende de 1 La La Land. Evet, o tamamıyla bu kişisel şeye kalıyor kişisel, işte etkiye. Yani yoksa La La Land'e ben bayılırım. Çok güzel filmler. Yani. Evet First Man ama daha iyi film. Yok First Man bayağı kötü. Bu yapacak bir şey yok ona yani. Çok güzel filmler. Tabii. Evet ama abi. Bu adam bu filmleri yaptı arkadaşlar. Babylon'u da yaptı. Her zaman bunları yapıp böyle bir film olması. Anla ki diyelim. Anla ki deyip bu filmi Next olmamış Game diyelim. Bu filmi olmamış gibi düşünüp evet. Bir sonraki filme devam ederim inşallah. Hollywood da öyle düşünüyor. Umarım onu diyecektim. Hollywood iş verir bir daha umarım yani. Damon abi. Ve böyle bir şey yapmasın ne olur artık. Yani bankrupt olmasın ama. Bankrupt oldu bu arada da. Oldu birazcık evet. Biraz ama. Oldu. Genel olarak beğenmedik arkadaşlar filmi. Beğenmedik. Son şeyimiz. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda büyük ihtimal ben olmayacağım. Olmayabilir. Ben olmayabilir. Kameralı olabilir incelemelerde artık. Kameralı, ha? Kameralı incelemelerde olabilirsin. Yani bakalım. Uzaktan katılmaya deneyeceğim işte dediğin gibi. Kaç şeydir. Ya burada değilim. İstanbul'da değilim. Hı-hı. Evet. Bir incelememizin daha sonuna geldik. Evet. Pek inceleyemedik ama. Yani. Hatırlamıyorum çünkü o kadar gerçekten. Hatırlamıyoruz. Ama güzel. Yani film. Bu da bir geçti. Filmdi yani. Damien Chazelle yapmadı bu filmi. Damien Chazelle yapmadı. Şey gibi düşünebiliriz sana bak. First Man son sahnesi yokmuş gibi düşünüyorsun sen. Ben La La Land'in son sahnesi yokmuş gibi düşünüyorum. Bunda yönetmen yokmuş gibi düşünüyorum. Bu direkt evet. Yönetmeni direkt yokmuş yani. Yönetmen yok. Yapılmış. Aynen. Brad Pitt falan toplanıp aralarında bir şeyler yapmışlar öyle. Aralarında bir şey yapmışlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoya kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.